Bakın bayağı güzel gözüküyor plajımız her zamanki gibi. Rüzgar olmasa nefisli. Bu rüzgar varlı. O yüzdenli yapacak bir şey yoklu. Evet Eda, kreasyonunu bize şu şeyde göster bakalım şurada. Neyi? Kreasyonunu göster bize. Güneşte göster, güneşte geç. Ev işlemesi şalvarım. Mısır mı? B ile mi M ile mi? Mısır. Güzelmiş. Bakın Kleopatron. Onu da sar bakalım. Nefertiti. Ve Hatshepsut. Sar bakalım ondan. Ondan da şöyle elbise yapıyoruz. Her şeyi rüzgardan yapamıyoruz. Olsun. Şöyle. Şöyle elbise yapacağım. Evet, bu da diğer lagun, B lagunu. Bu da nefis ama hava güzel olduğunda nefis olacak. Burası da çok güzelmiş ama diyorum hava iyi olduğunda. Biz şu taraftaydık, karşıdaydık. Bakın şöyle gözüküyor. Şey burada. Lagun. Böyle açığa doğru çıkıyor. Kuşlar gelmiş, martımsılar gelmiş. Odalar böyle. Esmese güneş çok güzel ama esince buz gibi ayaz esiyor yani gerçekten. Eda içki almış geliyor. Al bakalım. Aldım. Evet, şu anda Arabiya Oteli'ne geldik. Bu arada bu otel böyle şey. Arap tarzı yani. Şurada hatta deve var falan. Şu an Eda Arabistan'a geldi. Şu an Sina Yarımadası'ndaki Sinai çöllerindeyim. Çöle bak. Evet Eda, ne diyorsun otel hakkında? Burası yansıtmış değil mi? Evet, burası da böyleymiş. Vaha. O eski bir Kızıl Deniz bayağı bereketli. Yani rengi falan çok güzel ya. Gerçek mi kanka? Yani bayağı. Su altı çok canlı Kızıl Deniz'in. Enteresan canlı yani. Çok güzel kocaman mavili bir vatoz var. Mavi benekli çok güzel. Al, suyun altından çekebilir misin?
sualtı camlı tekne turu başlıyor. Muhammed bizim tur rehberimiz. Daha doğrusu satın aldığımız yer hemen marinanın yanında yeri. Evet. Buradaki turcumuz. Turcumuz. Marina tur. Marina tur. Tamam. Tamam. See you. Bye bye. Kameralı. Yuma yandı işte. Evet. Teknemize bindik. Tekne mis gibi. Değil mi? Diğer teknelere göre temiz yani. Gayet geniş camlı. Eda diyor ki buradan diyor batıyor bu diyor. Şeye evet, kadar diyor. Dibine dalacak. Aşkım dalmıyor bu normal tekne. Altta. Altta camlı yeri var. Bak bak balıklara bak şimdiden. Onlar önünde yer bir. Yani cibişiyorlar bak. Acayip balık var ya. Ben hiç böyle balık... Yani bizim balıkçılar gibi değiller bence bunlar. Daha saygılılar. Çünkü balıklar bitirmemişler. Evet, her zaman Rus misafirler eksik olmaz. Doğru mu Eda? Tabii. Geleneksel. Ruslar nerede biz orada? Rus arkadaşlarımızla beraber tatlı bir tura çıktık gene. Ben Rus. Gerçekten onlar sayesinde rahat geçiyoruz. Ama hiç para harcamıyorlar arkadaşlar. Buraya gelen bir turistler de pintiler. Yani bahşiş bile vermiyorlar abi. Hiç bahşiş vermiyorlar. Antalya'ya gelenden daha pintiler. Kendi içkilerini böyle pet şişeleri, pet şişeler, vodkalarını her türlü restoranda, otelde, her yerde kendi içkilerini içiyorlar. Evet. İnsan iki şişe bir alamadım ya. Şöyle biraz tekneye dolaşalım. Hava güzel, birkaç günden daha iyi. Çok rüzgarlıydı. Bakın bir tanesi geliyor. Donmuş. Ha, o diyor daha rahatsız dedi zaten Muhammed. Sandalyelerde oturuyorsun dedik. Hiç uncomfortable dedi. Bu daha güzel. Şurada bakkalı da var. Şuradan bir şeyler alalım. Bakkal demişim, büfes. Tuvaletler. Şöyle yukarıyı da göstereyim size. Dilersek yukarıda da takılabiliriz. Of, nasıl ısınmış. Şurada bir bedevi çadırı kurulmuş. Bizim yörük çadırı hesabı. Bedevi çadırı. Kapıyı tutun, çık, uçuyor Eda. Geldik yemeğin özelliğine. Görüşte çok iyi biliyor musun? Aa, çok iyi. Sağlam bir cam olması lazım. Baksana kalınlığına zaten. Şu boru gibi şey ne? Buradan bir acil çıkış var gibi. Evet bak oraya yakın. En o tarafa mı yakın otursak acaba? Ne şuradan çıkacaksın işte. Peki öyle bir yere benzer. Ha, emergency exit diyor, evet. Emergency can. Ya yukarıdan kilitledilerse. Hayır aşkım, açık tutuyoruz. Cama dokunmayın. Tiplere bak, tiplere. Evet ya, şimdi dokunmayın.
Salaklay, salaklay. İyi, burası sıcakmış. İlk defa da sınıf. Evet, bakın gözükmeye başladı bileğine. Su altı. Koraller gözüküyor. Koraller. Koraller gözüküyor. Dönüyoruz. Vay, bak bak, çok yaklaştı. Ay, sinirlik nerede? Vay, vuracağız oğlum altına. Neredeyse vuracağız gibi oluyor. Oo, çok güzel. Dayı, ne yaptın ya? Ay, çok güzel. Değdi. Of, çok güzel, balıklara bak. Çektiğin yere bakıyor musun? Ay, böyle bir şey görmedim, çok güzel. Nasıl yapıyor dayı bunu? Çok korkunç lan. Of, çok güzel. Ay, siyah beyaz balıklar. Zebra balıkları. Of, yavrum ya. Deniz ormanı bu ya. Evet, deniz jungle hatta. Saftilo. Teknedeki şeyleri yiyorlar, pislikleri yiyorlar. Ağza bak, küçücük ağzı. Kara balıklara bak, nasıl dağılıyor. Bu ne arkadaş? Gel kara balık, gel. Adam bayağı balık adam oldu. Ortalık karıştı. Bayağı ortalık karıştı ya. Zebralar da bunların arkasından gidiyor. Demek ki zebraları kovalıyor. Karabalıklar daha güçlü. Ha, demek ki büyük balık küçük balığı yer. Bahçede güneş olaydı çok iyiydi. Çok güzel. Öbür tarafa da yapacak şimdi. Ağzı bak. Açık verici. Ha, güzel çıkacak o. Evet. Oh, çok güzel çıktı yalnız o fotoğraf. Snorkelciler. He? Biliyorsan. Yok yok ya, bence hiç gerek yok Eda. Sıfır gerek yani. Ha, bayağı dalgalı açık bir yerde. Yani yanlış anlamayın, aslında çok isteriz dalmayı da. Şey. Gerek yok, gerek yok. Bak nasıl dalgalı. Düşütünce biraz cazip gelmedi. Otelin karşısına gelmişiz neredeyse artık. Şurada Arabella. Beyaz olanlar. Şöyle verici var değil mi orada? Ne o? Baz istasyonu. Hemen orada işte otelimiz. Kıyıdaki otellerden.
otel orada. İleride. Çok gözükmez bundan ama. Büyük kaptan. Geleceğin kaptanı o. Nerede kaldık? Artık turumuzu tamamladık. Şimdi Hurghada Marina'da birer kahve içelim diyoruz. Çünkü çok yorulduk. Marina güzel, temiz değil mi Eda? Beğendik yani. Kalınabilir ama rüzgar altı. Şu karşı taraf daha iyi bak. Bak o ilerideki neydi, ne camiydi? Elmina. Elmina Camii gözüküyor. Şurada otel var. Hemen şunlar otel mi ne öyle bir şey yani. Otel, restoran, ha, bir şeyler. Tekneler biraz bakımsız ve hepsi ahşap. Çok pahalıymış tabii ki bu arada. Kirası da çok pahalıymış. Mert Kaptanım biz şimdi buraya gelsek bağlanmak için bize nereye gösterirler hemen? Ya şu şeyin yanı, bu küçük motor yatın yanı ya da bir arkada bak küçük bir yelkenli var. Burası bizim. Şu tabii. Ponton bizim. Ponton bizim yani. Aynen. Küçük turist'e şey göre. Şey de güzel. Karşıda barlarımız da güzel. Ha. Tuvalet de var yakında. Hangover bar var. Güzel olmuş. Yeri de kolay. Burada kalınabilir ya. Amsterdam bar. İmparator. Bir de Yunan Greek taverna. Ona bir şey var. Yani şey güzel ya. Mekan güzel ya. Geldi leblebi. Ben bir dahakine turu ayarlarken şeyde Hisar önünden çıkıp işte Akdeniz'den o Kıbrıs'a vurup Kıbrıs'tan da gelmişken az daha gideyim deyip Süveyş'e gelip Süveyş'ten. Oradan da kanaldan geçip dümdüz zaten 2 güne buradayız ya. Yani Hurghada'ya kolay Süveyş'ten geçtikten sonra rüzgar hep bu tarafa oradan dümdüz bastım buradayız. 2 güne inşallah maşallah buradayız. Biz gelmeyeceğiz de kim gelecek buraya? MacGregor'da. Paran varsa bayağı rip kiralayalım da burada adaları gezelim. Çok güzel koraller var, adalar var. Hakikaten yaz vaktine doğru. Giftuna çok güzel gidilir böyle burada. Böyle Nisan'da falan gelip şunu kiralayıp Giftuna gezersen var ya Giftuna adaları şu karşıdaki gözükenler. Çok eğlenirsin yani hakikaten kesin. Gerçekten çok acayip süper olur. Çok isterdim yani. Öyle rüzgar şey. Olmayınca ne kadar huzurlu değil evet, mi evet, ortamımız? Bugün hava daha güzel. Çok güzel. Daha sakin. Günlük güneşlik. Güneş yakıyor. Rüzgar ısıtıyor. Buradan da turlar alabilirsiniz. Tur destleri var. Şey var. Bankamatikler var. Marina Bulvarı. Kapalı çarşılara soğuk deniyor. Soğuk kısmı da var burada. İşte hastanesi vesairesi. Bak şurası tam bir evet. Kafeye benziyor. Aynen oraya oturabiliriz. Orada gayet güzel gözüküyor. Las Vegas. Las Vegas'a oturalım hadi. Las Vegas. Ha, güzel kahveci evet. Nereye oturmak istersin? Şöyle bir yer var. Oraya geç işte orada güzel. Merhaba. Güneşe geçsen. Ben de şöyle şu gölgeye geçeyim. Bak şeyler menü böyle. Şu lira bizimkiyle hemen hemen aynı artık. O hale gelmiş. Bunlar ki bozukları falan da kullanmıyor. Beşi falan saymıyor. Yani biz de demek ki bayağı aynı durumdayız. Liralar falan 50, 45, 40 lira. 45, 50 lira. Kahveler de öyle 45 lira, 50 lira. Yani Türkiye daha ucuz buradan. Evet, Türkiye daha ucuz. Ama şu anda Marina'dayız, o da var. Hani evet, en lüks şey. Hani yok, şeylerde de ben baktım. Kahvelere şey, en aşağı 30-40 liraya da. Kahve. Çünkü bira içmiyorlar ya, o yüzden herhalde. Ben normal... Türk kahvesi bu arada şey, ünlü olsun. Bak. Türk kahvesi var. Ünlü yani. Ben de latte macchiato isteyeceğim. Yeter. Şurada da bir şeyler var. Bu ne ya? Ha, sandviç, burgerler burada. Salep de var 35. Evet, şimdi saat 3, saat 5'te açılıyormuş müze. Gündüz, 5'e kadar kapalı. Gündüz de 1'e kadar açıkmış. Yani 1 ile 5 arası niyeyse kapalı. Akşam 5'ten 11'e kadar. Ondan sonra şimdi bir hediyelikçiye bakacağız. Sonra buraya yakın o plaj yerleri var. Oraya gidip kafede oturabiliriz. Veya neydi o? Bir şey var Eda, neydi o? Edoş neredesin ve ne oldu? Şimdi Elmamça'dayım. Elmamça'da buranın böyle güzel AVM'li falan sokaklarından, canlı kafeli sokaklarından. Şöyle zaten bakarsanız boydu boydu. Burada ama diskolar var akşam için. Evet. Ama pahalı diskoların gibi. Alışveriş yerleri var. Lidl burada vesaire burada. Burası hadi bakalım içeri. Esplanada Körfezi AVM. Ama arkada şey var, deniz var hemen. Deniz var, evet. Körfezi bakın. Evet, artık müze açılıyor, az kaldı. Doğru mu Eda hocam?
Hurgada Müzesi'nin en sonunda açılışına doğru geliyoruz. Evet, 400 lira para verdik. 400 lira. Bir yaşlı arkadaşlarımızla birlikte, yaşlı Fransızlarla birlikte bastonlularla yukarıya çıkıyoruz. Yaşlı demeyelim de. Büyüklerimizle. Şu an başlıyoruz. Fransız rehberimiz var. Birazcık bizimkilerden farklı. Ne kadar güzel değil mi renkleri ya, inanılmaz yapıyorlar. Şuna bak ya, renklere bak ya. Bunlar falan da bayağı enteresan. Karşınızda Merit Amun, Nefertari'nin kızı. Nefertari annesi ölünce babasıyla evleniyor tekrar. Hı. Üçüncü Ramses miydi? Fotoğraf mı çekeceğim aynı zamanda? Burada gemicikler var. Mücevheriyat tam bahsediliyor. Mücevher. Mumyalama şekline benziyor. Üstleri yazılı yazılı bak. Sıfır. Bu da genç bir adamın mumyası arkadaşlar. Üstünde dini resimler var. Altın maskeli. Böyle çarşı... Bakın burada gözüküyorsa bu taş granit arkadaşlar. Evet. Çalışması aşırı zor. Aşırı sert bir şey. Ramses 2. Bayağı bunu da çalışmışlar yani. Çok ciddi emek. Krallar tanrı sembolünde her zaman. Bu da Amotep'miş. Üçüncü. Karısı normal bir şey oluyor. Bunlar sağlam olmuşlar. Bir gemi batmış 18. yüzyılda. Sadana'da. Ortada olmadı. Ha bak, bizim Osmanlı paşaları var. Tamam. Osmanlı paşaları var şeyin üstünde. Öf, şunlara bak Eda. Bu artık Muhammed Ali ailesi, modern zamanlarmış Mert. Vay, Prenses Fatıma. Evet Eda, mekan çok güzel değil mi? Evet. Bak denize bak. Barmenimiz var, her türlü içkimizi veriyor. Evet, biraz rüzgarla ilgili problemimiz var, o kadar. Rüzgar esmese güneş de sıcacık. Baksanıza denize ya, nasıl güzel var. Evet, buralarda işte böyle bizim usul. Aynı. Çok güzel, kediler köpekler mutlu besliyorlar. Karınları tok. Kısırlaştırıyorlar. Kısır. Güneşleniyorlar. Keyifleri yerinde maşallah. Burası... Burada pek bir popüler olan bir kafe, Saya Kafe. Kahvaltı vesaire yapabiliyorsunuz. Hem de restoran. Size şeyi göstermek istedim yani, fiyatları. İşte latte 40, yani bizdeki 35 lira falan gibi. Gene iyi, bizden yine ucuz yani. Mert gidiyor, biraz yürüdük. Yürüyüşe çıktık Hurgada da. Ya taksici terörü çok var arkadaşlar burada. Şu turuncu taksilere sakın binmeyin. İnsanı çok rezil ediyorlar, sinir ediyorlar. Hiç binmedik Allah'tan. Uber var burada, Kerim var ayrıca uygulama. Uber ya da Kerim'i indirince gayet güzel bir şekilde yolculuk yapabiliyorsunuz şehir içinde. Burası da hemen otelin yanı. Bir heykel falan var.
Bak aslında arkası şöyle arkadaşlar. Çöl. Biraz çöle binalar yapılmış, şehir yapılmış. Ondan sonra tekneler böyle tonozlu. Üçer beşer tonozu var. Burada duruyorlar. Küçük bir liman var. Küçük tekneler için. Şurada bir otel daha var. Yine Eda girdi her zamanki gibi şeye kaldıracak. Arkadaşlar burada o kadar popülerim ki yani Mert anlatsın. Evet, Eda'ya bayılıyor herkes. Sarı sürekli diye. Sürekli herkes Mert'e senin karın mı, senin karın mı diye soruyor. Evet, çok şanslısın diyor herkes. Mert'i Mısırlı sanıyorlar. Beni de böyle Avrupalı falan sanıyorlar. Diyorlar ki çok şanslı herkes. Güzel kız evlendirsin falan. Ben artık hep Hurgada'dayım ya tatillerde mutlu olmak için. Hurgada gençliğini görmek isteyenler. Evet. Seviyoruz bu müziği. Birden samosa geldi. Bu arada menüyü göstereyim. Fiyatlar bu tarz. Merak edenlere. Mert nasıl Mısır usulü Yunan sofrası? Değişik. Sarımsaklı pidemiz. Bakalım, daha ben giros istedim. Yani şavarma buradaki ismi. Yani döner. Evet Eda, ne geldi? Çok büyük bir şey ya. Ben yanıyor mu ne? Bitireceğim abi. Akşama kadar buradayım. Yanıyor. Şavarma. Giros pita. Giros. Afiyet olsun. Şimdi yani tam anlayamadım ya. Bu kaç kişilik bir yemek? 25 kişilik. Mert'in sulakisi arkadaşlar. Yani çöp şiş. Çöp şiş dediğine bakmayın yani. Bayağı öküz beş, boyu. 5 kişilik yani. 5, 25 kişilik hatta bence. Yalnız pita harika. Benimki bomba yani giros. Şimdi Mısır'la ilgili bir değişik durum söz konusu. Burada arkadaşlar şu gördüğünüz içkiler. Örneğin kendisi tekila. Tekila sombero diye bir şey. Bolanchi diye bir yerli bir üreticinin. İşte normal alkollü güzel bir tekila inşallah. Yani bu otel içkileri plastik şeyde bu arada. Şöyle ondan sonra. 75'lik 750'lik. Bu Arak Marinos dediği uzo. Rakı yani. Artık uzo mu nasıl oluyorsa. İkisinin arasında bir şey. Bu vodka. Yine Bolanchi'nin. Volga diye bir vodkası. Ondan sonra bunlar %40. Şu da Ömer Hayyam şarabı. Bu cam şişede. 2016 falan diyor. Şimdi bunları nasıl alıyorsun? Bunlar satılmıyor arkadaşlar. Bu gördüklerinizin satılma şekli yok. Yani bunları... Şimdi Müslüman bir ülkede... Yani bildiğin satamıyorsun. Yani. Mert'cim bize yok. Bir anlat bakalım. İnsanlar da merak ediyor. Bunların tarzı şu. Mesela bir balık restoranına gittin. Kalamar, karides, balık falan yiyeceksin değil mi? Kola falan içiyorsun. Feyruz diye bir şey var işte. Ananas. Onu iç. Gazoz yani. Malta içeceğin. Şey yok. Alkolsüz. Öyle alkol yok. Yani kendileri isteyerek satmıyorlar alkolü. Hı hı. Hoşlarına gitmiyor yani. Ya da belki lokal halk hoşuna gitmediği için satamıyorlar. Bunlar da hiçbir markette satılmıyor. Evet. Yani marketlerde kesinlikle içki satışı falan yok. Peki ne yapıyor insanlar? İki seçeneğim var. Ya hakikaten bardan bildiğin bara gidip pahalı pahalı mesela 50 liraya bira alacaksın. Hani onu poşetle alıp evine götüreceksin veya nerede içiyorsan içeceksin. Ya otelden da alınabiliyor. Otelden de alabiliyorsun. Yani otel normal otelde satıyor. Parayla yani açtırmadan alıyorsun, gidiyorsun. Ama bakkalda yok yani, markette, süpermarkette aynen. Yok. Peki bunları böyle almak istersen nasıl alıyorsun? İşte şöyle bir site yapmışlar bu Mısırlıların. İki tane var. Birisi bu Drinkies diye. Biri de Cheers. Biri de Cheers diye. Bak burada fiyatların görüyor musun? Bak 60. Bunlar online satış 60 sitesi lira, arkadaşlar. 60 lira. Bir tek şarap 130 lira. Bu Mısır Pound'u lira dediğim. Mısır Pound'u. Bizden biraz düşük. Önceden çok çok düşüktü. Şimdi biraz düşük. Ne yaptın mesela, yani mesela sen bak, bunları almak şu an bu işte 130 şarap. İşte 60 şarap. Şunlar 60, 120, 180 artı 130 ne ediyor? 280, 310 mu ediyor? Sepetime at diyorsun arkadaşlar. Sepetime at diyorsun. Bu şey fotoğraf bu. Hı hı.
Yani 310 pound ediyor. Yaklaşık 265 lira falan ediyor arkadaşlar. 265 TL'ye. İşte Uzo, vodka, tekila. Bir de çok güzel alabiliyorsunuz. Ömer Hayyam Şadar. Yerli üretim bunlar. Yani buranın üretimi. Yani yabancı içkiler tabii ki de pahalı. Oteldeki... Sepetime at diyorsun. Başka? Anlat. Sepetime at diyorsun. Şeyi seçiyorsun. İşte adresini yazıyorsun. Şu şu saatte getireceğiz diyor. Hakikaten şu şu saatte geliyor. 2 saat içinde falan geliyor. Zaten soğuk olarak da teslimat var. Hani onu da mesela o an içeceksin diye. Soğuk olarak evdeyiz arkadaşlarla oturuyoruz. Aynen, kalmadı falan bir şey. O şekilde hemen geliveriyor. Bir sürü yerde var. Şimdi bu Bolanchi ile anlaşmış. Mesela bizim otel Firavun firmasıyla anlaşmış mesela. Firavun. Firavun da işte bu Heineken grubunun her Bolanchi. Her şey var Firavun'da. Firavun neydi? O da Sakala falan şeyler, Stella'ları falan satıyor. Biraz. Yerlilerini satıyor. O da Heineken satıyor. Yani bunlar böyle nasıl söyleyeyim, otel içkisi kıvamındaki içkiler aslında. Hani öyle bildiğin absolut vodka falan kıvamında olacağını zannetmiyoruz yani ama ne oluyor? Bedavaya almış gibi oluyorsun. Yoklukta gider mi? Gider tabii. Mis gibi. Ayrıca şarap iddialı bu arada. Şarap hariç konuşuyorum. Evet, şarap iddialı. Ömer Hayyam şarabı hakikaten iddialıymış. Biraz önce ben dedim ama Mert'in lafının arasında kaynadı. Kırmızı şarap 2016 şeyli. Yani zaten taşıyabilsek daha 100 liraya falan alırdım daha. Yani ucuz bir şarap değil yani. Durum bu. Yani Müslüman bir ülkede nasıl böyle bir alışveriş yapıyorsun ortaya çıkıyor. Aynen öyle. Öğreniyoruz, ediyoruz. İnternetten gayet alıyorsun yani her şeyini. Bye bye.